yapım aşamasına geçmek için projenin son halinin izni gerekiyor Dirim Hanım. Ama siz izin ettiğiniz izin prosedüründen hızlı değişiyor tabii ki. Hı-hı. Hı-hı. Tamam Dirim Hanım. O halde son revizyonları konuşmak için bir araya gelelim. Azmiye toplantı saatini ayarlar. Size de iyi günler. Ne istiyor yine? İstemedikleri, istediklerinden daha fazla bu sefer. Oh, ben artık projenin son halini beğenir diyordum ama. Fazla iyimsersin. Aa, galeri projesiyle ilgili mail gelmiş. Ben bunu Demir Bey'le konuşayım. Eylül içeride Ayda. Şu an toplantı yapıyorlarsa rahatsız etme, daha sonra gösterirsin. Ben bir kahve alayım. Zorlu bir süreç olacak demiş. Bu tazminat ekonomik daralma demek. Bazı çalışanlarla yollarımızı ayırmak zorunda kalabiliriz. Hatta orta kademe yöneticilerle bile. Ki bu Selin, Merve, Ayda ve Fevruh demek. Bir iki ay maaşlarını ödeyemeyebiliriz. Daha çok erken. Bunları hiçbirinin duymasına gerek yok. Çalışmalarına yansır. Her şey netleşene kadar ortalığı sakin tutmak zorundayız. Ama Demir... Gel. Şunlara bir bakalım. Ay. Demir Bey, bunları hemen imzalamamız gerek. Toplantınızı da bölüyorum ama kusura bakmayın. Tamam, sorun değil. Biz de çok benzer bir şey yapmıştık. Buyurun. Kolay gelsin size. Azmi Hanım, kapıyı kapatmayın lütfen. Aa, tamam. Giderlerde de kesinti yapmamız gerekiyor. Masrafları azaltmalıyız. Belki bir iki gün evden çalışma yöntemine gidebiliriz. Anladım. Onu sonra düşünürüz. Sen şimdi Feruk Bey'den masrafların listesini çıkarmasını iste. Sonra birlikte üzerinden geçelim. Kapınız açık kalmış. Dışarının gürültüsü gelmesin size. Söyleme dedi bu seninle. Kız boş yere geriliyor. Gerilmesinin sebebi senin varlığın değil. Benim yokluğum. Özlüyor. Korkuyor. Ama yine de en doğru olan şeyi yapmaya çalışıyor. Benim de Selin'in duyguları için aynı hassasiyeti göstereceğime emin olabilirsin. Elimden geleni yapıyorum demiş. Odada gitmeyeceğim diyordun. Bana söz verdiğin halde. Çünkü... Şirketin durumu sandığımdan zorlu çıktı. Uğraşıyorum. Ama beklediğimden daha fazla zaman alacak sadece. O zaman daha fazla uğraş Eylül. Konuşabilir miyiz? Tabii. Gelsene. Demir'le toplantı yaparken kapıyı açık bırakmana gerek yok. Benim yanımda Demir'le konuşurken gözlerini kaçırmana da gerek yok. Bugün toplantıya Demir'le birlikte senin gitmen gerekiyordu değil mi? Ama Ayda'yı gönderdin. Ben sadece benim tarafımdan tatsızlık yaşanmasını istemiyorum. Ama ne yaparsam yapayım bana baktığında onun eski sevgilisini görüyorsun. Ben buradan gitmek için
Bu şirketten gitmek için gerçekten elimden gelen her şeyi yapıyorum ama planlarım işlemiyor. Ben sadece... Lütfen gerilme. Sen gerilince ben de geriliyorum. Bana bir şeyleri ispat etmeye çalıştığınızda rol yapıyormuşsunuz gibi oluyor. Rol yapmak, birbirinize kaçak davranmak yerine aranızdaki sorunları çözmeniz ve bir şeyleri geride bırakmanızı gerçekten tercih ederim. Yani artık yapabiliyorsanız. Selin, ne onun ne de benim kafamda en ufak bir ihtimal bile yok. O yüzden lütfen. Elimden geleni yapıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.